Evet arkadaşlar, bu da Kutlu Creator kanalımızda en çok izlenen videolardan bir tanesiydi. Arkadaşlar şöyle bir mevzusu var bu setin. Bu 3'ün 1 diye aldık biz. Bu 4'ün 1 çıktı. Balina versiyonu şöyle da kanaldaydı bu arada. Evet, balina versiyonu da kanalda. Total'da biz uzun süre ama boyunca fark etmemiştik. Yani daha doğrusu köpek balığını bitirdik. Sonra son sayfaya bir geldik. Balinası da varmış. Evet. Bu fener balığı. Köpek balığı. Ahtapot. Ahtapot. Daha doğrusu mürekkep balığı. Ve balinaya dönüştü. Köpek balığını çekmiştik. Evet. İkisi toplam 600'e yakın izlenmişti. Evet. Kutusunun dışında sıradan. Zaten videodan sıradan. Çok iyi biliyorsunuz. Yani. Şöyle bir hazine şey var. Evet, yeri var. Köpek balığımız zaten tanıdık. O videonun önce yengeç. Yengeç çok tatlı. Böyle kıskaçları açılıyor. Yani yengeç balık. Aslında bayağı detaylı. Aynen, bacakları, de uçları her yeri oynuyor. Ve köpek balığımız, köpek da, balığımız da şu şekilde. Ağzı arka şeyini. Arkası şöyle. Yüzgeçleri hareket edebiliyor. Evet, şöyle açılıp kapanıyor. Her parça, sonra 3 parça. Şurası 3 hareket edebiliyor. Komple hareket ediyor. Hani yüzerken köpek balıkları böyle dönerek gidiyor ya, onu bile düşünmeleri çok güzel. Biz bunu yaparken şöyle bir mevzu yaşandı. Biz şuradaki en kritik parçayı kaybettik. Ve yarım saat civarı onu aradık. Kapının önünde falan çıkmıştık. Evet, oraya çok saçma bir yerde de bulduk. Şöyle çenesi açılır kapanıyor. O zaman sen video ısır. Şöyle şey yapalım. Aynen duşuksuz. Arkadaşlar Lego Friends seti. Evet, bu da Lego Friends'in. Şöyle içinde gördüğünüz gibi. Ve bayağı detaylı. Aynen. Tarağı, atın tarağı falan. Tarağı, evet, normalde tabii bu ayrı. Şöyle. Şu çakma bir parça, ben de kayıp olduğu için taktım. Şu şekilde at dönüyor. Bunun bak, bu da bunun şeyi. Aslında bu buradaydı. Evet. Aslında bu buradaydı. Burada da atın yıkanma malzemeleri falan var. Aslında orada. Bu evet. Set çok eksik bir set. Çünkü bayağı eskiden almıştım. Bunun bir hortumu da vardı. Zaten setin linkini bırakırız ya da işte fotoğraf solda olacak. Bu çakma bunun parçası aynen. Değil ama kutusu sergilerken beraber. Evet, beraber şimdi diğer bir de bunun bir figürü daha var. Aslında aynen. Ama o da maalesef. Evet, bu Speed Champions setinin Ferrari F8 arabası. Yani gerçekten detayları çok güzel. Burada bir Ferrari logosu var. Hatta şu yanda da şöyle çok ufacık zoomlayayım. Bir zoomlayıp netle. Minnacık bile olsa görüyorsunuz, çok klas bir Ferrari logosu. Yanlarda da aynaları var. Arkada görünüm şöyle olarak yükseltilebilir. Evet. Şöyle bir cam var. Cam. Arkadan yükselmeli şöyle cam var. Egzozları falan da var böyle. Farları. Tekerleri de çok güzel bu arada. Tercihini üstünden yapmışlar. Açıp, adam yerleştirdi. Şurada içinde figür var. Aynen. Ve Mire, ama şu camı takması Mire biraz zor. Mire şimdi size bir sürpriz yapacak. Şurada bizde olan bir aynı. Aynısını işte şöyle F8 yan bu arada arkadaşlar yan yana. Ferrari. Lego ve gerçek versiyonu. Bu 14'ten önceki tipleri birazcık Lego hani ön hatlarını çok benzetememiş ama. Bir de hani bu eski bir şey, bu eski tipi bu arada. Eski. Arkalarını da şöyle göstereyim. Arkalarını da şöyle görüyorsunuz. Benziyor. Benziyor. Arkaları bayağı benziyor. Işıkları yok. Evet. Işıkları. O zaman şu diğer setlerden denmeli. Kaç puan yani veriyorsun? Bu 10'da 10 yani. Çok güzel duruyor. Bence yapması da zorlayan bir set değil. Ben yani de 10'da 10 veriyorum. Bayağı detayları güzel. Da güzel. O zaman aynen. Köpek balığından devam. Evet arkadaşlar, şimdiki setimiz de Lego Boost'un ilk ve tek seti. 7-12 yaş arası için uygun. 2017'de oyuncak ödülü kazanmış. Normalde bu şu şekilde tabletten hareket edilebiliyor. Aynen. Ancak biz çok sık kullanmadığımız için pillerini çıkardık. O yüzden bu videoda gösteremeyeceğiz ama arkadaşlar bu video gitar 15 like gelirse Rowney'nin özel videosu gelecek. Ve arkadaşlar ayrıca gitarın şurada gösterelim. 5 farklı modeli oluyor. Bayağı büyük bir kutusu var, şöyle göstereyim. Evet. Ayrıca kılavuz yok. Lego Boost'un kendi uygulamasından yapıyorsunuz. Telefon ya da tabletten hallediyorsunuz. Yapım aşamaları orada evet, var. Ana figürümüz de burada. 5 farklı oluyor dediğimiz gibi. Şurada bir taşıma aracı var. Bir fabrika, o da ayrı güzel. Fabrika çok güzel. Şurada bir gitar var. Gitarın videosu kanalda. Örneğin şimdi tanıtacağız. Kedi var. Evet, şimdi setimize geçelim. Evet, normalde şurada gerçekten şu paletler dinamik hareket edebiliyor. Evet, çok üç güzel motoru bir var set. Ancak bu arada. 3 motoru. Şurada gördüğünüz gibi. Evet. 3 motoru ayrıca. 16.000 lirayla en gördüğünüz gibi bir renk sensörü. Ayrıca mesafe sensörü. Bak şurada mesela gösterebileceğim bir özellik. Şöyle silahı var. Ateşli. Daha uzun ben zilliydim neyse. Yani her yeri oynuyor arkadaşlar. Bakın kaşına kadar. Gibi. 15 dakika gelirse özel videosu da. Yani gördüğünüz gibi şöyle kafası oynuyor. Her sonra tarafı, kollarını gösterelim. Uygulamadan her tarafını oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle parmakları. Baş parmak olarak kullanılıyor. Şöyle. Biz kol. Bundan manyak deneyler falan yaptık. Evet, çok enteresan deneyler yapmıştık. Şöyle palet üzerinde uygulaması pek ilerlemiyor. Uygulamada uygulama rahat bir şekilde ilerliyor. Evet. Yaklaşık 800 parça vardı. Burada ayrıca ana setin yanında bir sürü şeyi var. Burada mermiyle vurmamız renkleri için bir hedef tahtası var. Hı-hı. Şurada iki tane fabrikada özellikle kullanılan
iki tane minik var. Fabrikanın olayı da bunları tek başına birleştiriyor. Biz hiçbir şey yapmadan. Fabrika çok güzel bir set. Şurada Vernon'un şöyle elinde tutabildiği. Bayrak gibi bir şey var. Yok şey ya bu. Ha hokey. Hokey. Adı neydi? Golf. Bununla golf oynayabiliyoruz. Golf topu da var. Golf topu şöyle oluyor. Vernon'un bu mikrofonu. Mikrofon modu da var. Şöyle yaparak şöyle oynatıyoruz. Bir sürü yani, yan parçası da var şöyle. Evet. Onun dışında şöyle bariyerler geçmesi için yürüyerek. Şöyle kafasına taktığı bir tane polis şey var. Pasaport soruyor, elinizi koyuyorsunuz falan, mükemmel bir şey. Evet. Sonra şurada papyonu var, dans ediyor. Hatta şey, bu papyon ve ışıkla beraber takmak için bıyığı da var. Şöyle. Evet, onunla beraber gözlüğü de var. Ben genelde zaten şöyle gözlüğüyle sergilerim. Çok şık duruyor ve güzel. Evet, 15 dakika özel tanıtım. Evet. Ben ona 10 üzerinden 11 geçelim. Veriyorum. Biz kesinlikle. 700 liraya indirimliyken çok zor bulmuştuk ilk yani. Çıktığı zamanlarda. 11. Ve 5 farklı versiyon yani. Mükemmel bir şey. Gerçekten en sevdiğim set. Şimdi diğer setlere geçelim. Evet, bu Marble Infinity Saga'nın şişman tor seti burada. 3 figürümüz var. Burada aslında 2,5 hani, gibi bir şey sayılır da. Şurada mor kafa. Sadece kafa. Şurada güzel detayları var. Mesela şurada bir kırbaç var. Bu hareket ediyor. Evet, Thor'un baltası var. Şurada balta var falan. Bayağı güzel detayları var. Şurada bak. Şurada kupa, şurada pizzalar falan, gazeteler var. Hatta şurada bak. Buralarda da açık, güzel şeyler var. Burada oyun konsolunun açık olduğu gözüküyor. Biraz zoomla. Şöyle. Bak. Böyle oyun açık yanında coinler falan 07, var. 07, 18, böyle. 19 herhalde filmin çekiliş zamanıydı. Aynen, evet. Aşırı detaylı. Şöyle pencereleri de açılıyor böyle. Ellerinde ve içecekler falan var. Evet, açılıyor. Evet arkadaşlar, bu da Ninja Gorilla serisinin 4. sezonundan. Evet. Lloyd'un orman arabası. Evet, Lloyd'un figürü nadir bulunan figür bu arada. Güzel bir figür. Evet, çok. Baya yapışmış arkadaşlar. Arabası çok sevdim. 4. Evet. sezon hani evet. Onları kaçırıp bir yerde topladıkları. 2,5 sene önce izledim ama çok iyi hatırlıyorum bu sezonu. Yarışlar falan yaptırdı. Bu adama Chandy galiba, yanılmıyorsam. Şöyle kafanın iki tane yüzü var. Figürü. Sinirli Lloyd ve Mutlu Lloyd var arkadaşlar. Mutlu da birazcık evet, sinirli. Burada da arabası var. Bu da 120-130 parça civarıydı. Şöyle süspansiyon gibi bir şey de var. Burada görüyorsunuz. Tam parça sesinde yazması gerek. Şimdi figürü bitirdiğime göre tanıtabilirim. Evet, figür de şöyle. Şöyle yani bildiğimiz gibi Lloyd saçlı. Şöyle bir maskesi var. Elinde şöyle boyut yakını, figürün boyutu yakınında bir kılıç. Bu arada setin içinde yanlış değilsem 7 tane kılıç evet. vardı bu set. Şöyle 2 tane önde. Kılıç, yanlarda kılıçlar. Şöyle yanda 2 tane kılıç. Yukarıda ve Lloyd'un elinde de bir tane var. Evet. Şöyle gerçekten şey kılavuzu baya küçük yani. Süspansiyon sistemini gösterdim. O yüzden bu sette. Şurası açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. Yani bizim Lego'yu ilk başladığımız kanalı ilk açtığımız zamanlardan videosu setti. Vardı zaten. Evet, çok küçük bir set. Kaç veriyorsun sete? İlk setlerimizden olduğu için sevdiğim güzel bir set. 9 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Melih sen kaç ben veriyorsun? Ben de 8 veriyorum. Ne güzel bir set. Duruşu falan da güzel yani. O zaman diğer setten devam edelim. Evet arkadaşlar, bu da yeşil Ford Mustang araba setimiz. Aslında bunun da kanalı videosu gelecekti. Sonra çekmekten vazgeçtik. Şöyle kutu tasarımı da çok şık. Çok güzel arkadan bir fotoğraf var. Orijinal fotoğrafı şöyle yandı. Evet, ayrıca çek bırak bir araba. Çek bırak. Şöyle göstermişler. Şu en baştaki evet. özelliği mi? Evet. Evet ama biz o özelliği pek kullanmadık. Tam ne işe yaradığını da bilmiyorum açıkçası. Şöyle diyorsun. Baya geniş. Bilenler yorumlara ve verelim. Ağır bir nozu var. Baya da kalın arkadaşlar. Evet. Şimdi sete geçelim. Set. Yani aşırı fonksiyonlu değil. Önden daha çok sergilemedik. Üstüne. Hani yanlardan şöyle. Bir araba bildiğin giden bir araba. Şimdi çek bırak özelliğini arkadan da bir çekelim. Evet. Yani tasarım güzel. Şöyle arka taraf çok şık duruyor. Şahane bir Mustang logo. Tabii bunun çek bırak bir şimdi özelliği çek bırak var. Özelliğine geçelim. Dur bitire bak. Evet arkadaşlar, şimdi çek bırak özelliğini göstereceğiz. Şöyle ki şöyle arkasında. Şimdi çekelim. Betim bir oynayan bir özelliği yerde var. Yerde deneyelim istersen. Bu masada neyse tekeri gitmiyor. Şu an bu mevzuyu çok anlayamadım. Şimdi yerde çek bırak yapalım. Evet. Şu şekilde. Bir yanlış yapmışım bir saniye. Evet arkadaşlar, geliyor. Şimdi bırakabilirsin. Metin tutayım ya. Bırak dur. Destek, küçük bir teknik aksaklık yaşadığımız için.
Birkaç yer biraz keseceğiz oraları muhtemelen. Şimdi çekiyorum. Çekince böyle kalıyor bu arada. Arkadaki kırmızı şeyi bırakınca... Bırakamadık. Telefonu düşük geçti bu arada. Çok kötü kaza oldu. Yani kamerada gözüküyor. Bayağı yok, hızlı gidiyor. Çok güzel testler yapmışlarımız evet, var mı? Evet, bizim bununla çok güzel testlerimiz var ama hani sırf videosu yok kanalda. Şimdi sonraki setimize geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle... Kutusu şöyle, kare şekilde. Evet, bir avatar seti. İki tane mini figür var şimdi, görsellerine evet. Vermiş. Neytiri ve Kolonel Miss Quaritch. Heh, onun robotu ve hayvanı var. Evet, yanında da fotoğrafını vermiş. Bu evet. Arada avatardaki normal insanlardan büyük bir mini figür bu arada. Evet. Şöyle göstereyim. Yani normal figürün yanında evet. Şöyle kalıyor. Daha uzun bir figür. Özellikle bacaklarından çok belli aynen, oluyor. Aynen, bacakları çok uzun. 4 tane yapım. Aslında 3 yapım kılavuz var ama 4 paketmiş. Evet. Şöyle 4 paket. Böyle arkadaşlar ayrı ayrı yapabilsin diye. Şöyle kim birinci şöyle olarak bunun, ikincisi olarak bunun. Ve üçüncü olarak da şunun şöyle seti geçelim. Bu birinci kılavuzun şöyle gördüğünüz gibi bir hayvan var. Özellikleri böyle bu ayak kısımları tamamen oynayabiliyor. Şöyle kuyruğu var. Neytiri'yi buraya oturup şunları tutturabiliyoruz eline. Şu kısımları eline tutturabiliyoruz. Sonra ağzı Neytiri de burada. Ağzı şu şekilde açılıp kapanıyor. Bayağı ve sert açılıp, bayağı sert açılıp kapanıyor. Yani el açısı. Evet. Robot da şurada. Robotu da bir şey. Diğer kılavuzun. Onun da şöyle figürü. Filmin kötü adamıydı bu arada bu adam. Okla geziyor bayağı vahşi oldu. Şurada. Elinde testeresi. Bayağı katliamcı bir adam. Çok hoş bir set. Kılıcı. Şöyle kılıcı. Şöyle oturma yeri var. Kapanıyor burası. Ayakları da oynayan ama şu setin memnun olmadığım kısmı bu adam bunu tutturması çok zor. Sık sık ayağı kayıp düşebiliyor. Yani sergilerken olmuyor ama ayarlaması çok zahmetli. Şöyle bir. Bir de şöyle bir arka plan var. Evet. Ama bu da işte şu parçaları özellikle çok çıkıyor. Yani bayıldığım bir set değil. Şimdi ben onun üzerinden 8 veriyorum Burak. Ben de 8 veriyorum. Diğer setlere geçelim. Arkadaşlar bu da köpek balığı ve şöyle korkmuş çocuk var. Köpek balığı bunu yiyormuş gibi duruyor. Evet. Ve o seti tamamlayan da çakma bir polis gemimiz var. Şöyle yanda motor. Evet ama çok güzel. Şöyle yanda düşünülmüş şeyleri var. Aynen. Tekmenin içi, içinde var. Dümeni. Dur, şöyle yani, zoom yapalım birazcık. Aynen. Şu açıdan gözüküyor şurada direksiyon. Aynen, direksiyon şöyle güzel bir set. Şuradan daha net gözüküyormuş da şimdi falan. Aynen şöyle bakın direksiyonu kıpkırmış. Evet. Şurada arkada bir polis bayrağı var. Üst şimdi, katı var. Ve son setimiz küçük bir kurbağamız. Evet. Bu şöyle ki bize bir Lego dergisinden çıkmıştı. Dur göstereyim onu. Lego şöyle dergisinin kendisi. 30-40 parçalık bir set bu arada arkadaşlar. Gözleri yani çok falan küçük da çok bir set. Tatlı. Ama ben derginin içinden çıkmış. Marmaris'teki Carrefour'da çok enteresan bir şekilde buldum bunu. Şu ana kadar gittiğim her markette aralıksız. Her zaman dergi yanında bakarım. Ama daha diyenler olsun, bir market olsun asla bulamadım yine nadir Lego dergisi. Nadir yani, baya evet. Nadir bu da. Evet arkadaşlar. Şöyle çok güzel hatta bir kullanmış. Hatta şey spor araba şeyini de aldığımız zaman bunu da aldık. Evet bunun da videosu var bu arada kanalda. Aynen. Spor zaman... araba kanalın videosuna bakarak izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Marmaris Vlog'u da izlemeyi unutmayın. Videolar orada. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Marmaris Vlog'da verdim. Video bu kadardı arkadaşlar. Tanıtım böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 2 part olacak. 2 part olacak. Ama bir tane sansür tekrar... var. 2. partın sonunda göreceksiniz evet. Muhtemelen. Ya da bir 2. partın ortaları da olabilir. O zaman bir de Buran'ın Legoları da bir gün tanıtırız. Bay bay.